Wonderkid Win kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'nin futbol aklı olacağı konuşulan Mario Branco'yu anlatmaya çalışacağız. Anlatacağımız bilgiler normal, nesnel, resmi bilgiler. Çünkü Mario Branco hakkında daha önceye kadar hiçbir fikre sahip değildik. Mario Branco geldikten sonra araştırdık, okuduk, daha önce neler yaptığına baktık ve Fenerbahçe'de de neler yapabileceğine bakmaya çalıştık. Ve elimizden geldiğince sizlere de aktarmaya çalışacağız. En önemli kısım ise Mario Branco'nun Fenerbahçe'de hangi görevde olacağı. Mario Branco için bir futbol aklı diye konuşuluyor. Mario Branco için bir sportif direktör de konuşuluyor. Ve Mario Branco için bir futbol koordinatörlüğü de konuşuluyor. Yani Mario Branco'nun Fenerbahçe'de halen ne olacağı henüz belirlenmiş değil. Bir de şöyle bir nokta var. Mario Branco'nun bu zamana kadar hangi kulüpte ne olduğu Transfermarkt dışında da adam akıllı yazmıyor. Mario Branco'yu birazcık havada kalan bilgilerle ve daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe'de hangi pozisyonda en çok verimi alınabilir şeklinde anlatmaya çalışacağız. Yayına geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmak. Golvar.com bizim son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızı yazdığımız sitemiz. Sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık diyerek yayına geçelim. Mario Branco, Jorge Jesus'un 6 kişilik ekibinden birisi olarak geldi. Ve 6 kişilik ekip dahilinde asla ama asla dış basında da iç basında da ismi yazılmadı. Jorge Jesus'la beraber havalimanında görüldükten sonra bir anda Mario Branco Fenerbahçe'nin futbol aklı oluyor. Bir anda Mario Branco Fenerbahçe'nin sportif direktörü oluyor diye birçok haber geçilmeye başlandı. Ve Fenerbahçe'den de Mario Branco'nun görev tanımı hakkında herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Ama baktığın zaman Jorge Jesus'un teknik yardımcıları hakkında da, teknik ekibi hakkında da bir resmi açıklama zaten genel anlamda gelmiyor. O açıdan da şöyle düşünülebilir aslında. Jorge Jesus gittikten sonra Mario Branco da gidecek. Jorge Jesus'un özel olarak hizmet aldığı, danışmanlığını yaptığı da ekibinden bir parçası da olmuş olabilir Mario Branco. Mario Branco'nun kariyerine bakacağız dedik. Mario Branco kariyerine Portekiz'de bir köşe yazarı olarak başlıyor. Yani bu adam bir gazeteci. Ondan sonra kariyerinde ise scout oluyor. Yani aslında herkes sportif direktör ve futbol koordinatörlüğünden bahsediyor ama Mario Branco gazetecilikten futbol adamlığını atladığı noktada bir scout oluyor. Ve scoutluğu ilk olarak daha doğrusu daha güçlü kulüplerden biri olan Wisla Krakow'da yapıyor kariyerinde. Orada normal bir scout olarak başlıyor. Ondan sonra Steaua Bükreş'e geçtiğinde ise şef scout oluyor. Burası neden önemli? Scout'tan şef scoutluğa atlamak da bir mertebe, bir seviye ister. Demek ki adamın oyuncu gözünü, scouting gözünü beğenmişler ki bir yerde normal scout iken bir yerde şef scout oluyor. Ondan sonra ise Mario Branco'nun tamamen sportif direktörlük ve futbol koordinatörlüğü kariyeri başlıyor. 12-13 sezonunda gidiyor Estoril'e ve 15-16 sezonuna kadar Estoril'le beraber kalıyor. Estoril'de çalıştığı Marco Silva var. Ondan sonra Marco Silva ile beraber aslında istikrarlı bir şekilde 2 sezon çalışabilmesi önemli. Estoril'de Mario Branco 4 sezon çalışmasına rağmen Marco Silva 2 yılında. Ve Mario Branco'ya baktığın zaman zaten genelde Portekizli, Razvan Lucescu haricinde hemen hemen Portekizli hocalarıyla çalışmış diyebiliriz. Ve şöyle de bir özelliği var Mario Branco'nun. Jose Mourinho Roma'ya ve Manchester United'a giderken kendisini istemiş. Ve Mario Branco'nun Luis Campos ile de çok çok bir yakınlığı var ki Jose'ye de Luis Campos Mario Branco'yu önermiş deniliyor. Yani bu da birazcık Mario Branco için Network'te demek oluyor yani. Biz Network'ünü de kullanabiliriz. Estoril'den sonra Hajduk Split'e geçiyor ve PAOK'a geçiyor. En sonunda da Famalicao'ya gidip 6 ay kalıp Fenerbahçe bünyesine katılıyor Mario Branco. Estoril'de 4 sezon, Hajduk'ta 1 sezon, PAOK'ta da 1 sezon görev yapıyor. PAOK'ta 1 sezon yapmış olmasına rağmen Razvan Lucescu ile çalışabiliyor. Hajduk Split'te çalışıyor. En son PAOK'ta da Abel Ferreira ile de beraber bir organizasyon götürebiliyor. Aslında Hajduk ve PAOK'ta herkes başarılı olduğunu söylüyor Mario Branco'nun. Peki bizim buradan nasıl bir veri almamız gerekiyor? Abi Hajduk ve PAOK, Hajduk şimdi ne diyebiliriz Hajduk için? Hırvatistan'ın belli başlı takımlarından biri. Keza PAOK da öyle. Burada bizim alacağımız veri de biri Yunanistan biri Hırvatistan takımı. Yönetim anlayışları, taraftar baskıları, o taraftarın tutkusu ve ateşlilik. Burası Türkiye'ye uyuyor. Çünkü PAOK da Hajduk Split de yönetilmesi zor kulüpler. Yani çok daha fazla hoca değiştirebilen, taraftar baskısıyla hareket edebilen, manevra alanları diğer büyük kulüplere, liglerindeki büyük kulüplere göre daha dar olan futbol takımları yönetimsel anlamda da Türkiye'ye benzeyen ülkeler. Liglerden ziyade ülkeler. Yunanistan'da, Hırvatistan'da, Balkan ülkeleri zaten. Bizim de kültürümüz Balkanlarla uyuşuyor. Oradaki başkan ve Mario Branco arasındaki iletişim burada da Ali Koç ve Mario Branco arasındaki bir iletişim olarak da görev yapabilir. Hoca Mario Branco daha doğrusu hoca demeyelim. Futbol adamı Mario Branco, Marco Silva, Razvan Lucescu ile çalışmış dedik. Şimdi Fenerbahçe'de aslında ne görev yapacağını konuşacağız ama bundan önce de çok
dokunuşu olmuş mudur veyahut onu alıp sadece scouting çerçevesinde gidip bağlamış mıdır onu da bilemiyoruz. Yani sadece network kullandığını veya kullanmadığını, oyuncular ile ne kadar haşır neşir olduğunu aslında bilemiyoruz. Ama dünya piyasasına Manuel Ugarte, en son Sporting'e satılan, Sevilla'ya giden Diego Carlos, benim hayran olduğum ve Norwich'e giden Zulis, Giannoulis tekrar Norwich'e giden ve Vlašić West Ham'a giden, yani birçok futbolcuyu aslında daha yeni yeni wonderkid denilen, yeni yeni üstüne düşülen ve FM'cilerin de çokça bildiği bazı futbolcuları da dünya piyasasına kazandırmış da bir isim. Zaten Mario Branco için, Mario Branco'yu daha önceden tanıyanlar her zaman şunu söylüyor ki bu adam underrated bir adam. Ama aslında underrated olduğu konunun ne olduğu hakkında henüz bir fikir sahibi değiliz. Adamın futbol koordinatörlüğü mü, sportif direktörlüğü mü yoksa oyuncu alım satımı mı? Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Fenerbahçe'nin ne yapacağını konuşmaya çalışacağız. Fenerbahçe'de önemli olan iki seçenek. Mario Branco bir futbol koordinatörü mü yoksa Jesus ile Ali Koç arasında bir köprü mü? Çünkü şimdi Jesus'un İngilizcesi zayıf. Mario Branco acaba Portekizce, İngilizce hem o sırada bir tercümanlık gibi hem o köprüyü yapabilecek bir isim olarak mı alındı diye de insan düşünüyor. Ama Ali Koç tarafından baktığımız zaman Ali Koç Demian Comoli ile çalışmış. Ondan sonra da sportif direktör olarak Emre Belözoğlu ile çalışmış. Yani Ali Koç'un 4 yıllık serüveninde 2,5 yıl sportif direktör ile çalışmayı başarabilmiş ve sportif direktör ile çalışmadığı zamanlarda da demiş ki Ali Koç, biz sportif direktörlük makamına, görevine halen inanıyoruz. Aslında sportif direktörlük makamına ben de hala inanıyorum. Neden? Çünkü sportif direktör dediğimiz kişinin aslında bir tanımı yapılmalı. Sportif direktör Fenerbahçe'ye gidip transfer almak değildir. Scoutlar raporunda gider, bir futbolcunun piyasasına bakar, onun network'üyle, bağlantılarıyla daha ucuza almaya çalışır. Menajer bağlantıları vardır ve Fenerbahçe'yi bir sportif direktörün olması demek, Fenerbahçe'yi menajerler kucağından da kaldırabilmek demek. Çünkü benim X, Y, Z menajerlik şirketine ihtiyacım yok. Benim sportif direktörüm var ve hepsiyle zaten bağlantı adı altında iş yapabiliyor. Yani o yüzden Türkiye'de şöyle çıkar sportif direktör isimleri. Komisyoncu, para alacak. Demin Komoliş kadar para aldı. Abi böyle çıkıyor da lan bu adamların zaten mesleği bu. Adam onu yaparken zaten parasını kazanıyor. Sen bu adamı zaten o komisyonu yiyeceğini bildiğin için getirdin aslında. Ama ülkede birazcık bu farklı algılanıyor yani. Ve Fenerbahçe'de transferleri scout raporu etti abi. Gidecek Mario Branco demek ki pazarlığını yapacak. Menajeriyle bağlantıya geçecek ve peşinden oyuncuyu bağlayacak. Ha bu olursa, futbol koordinatörlüğü yaparsa bence çok çok doğru bir isimlerden birisi olabilir tanımamamıza rağmen. Çünkü öyle bir görev tanımına Fenerbahçe'de bir ihtiyaç var. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin potansiyelli birçok futbolcusu var. İşte en basiti Arda Güler, Miguel Crespo, Portekizli olduğu için aklıma geldi. İşte Kim Min-jae yine çok piyasada, çok ön planda, çok teklif geliyordur. Ama Crespo'nun 8-10 milyon, 12 milyonlara pazarlanmasında Mario Branco'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olabilir. Çünkü Ali Koç'un kalkıp bir menajerlik şirketine ya da Crespo'nun menajerine hadi gidin teklif bulun derse oyuncuya gelecek değer de düşecektir. Ama Mario Branco bunu network'üyle, bağlantılarıyla sağlayabilme şansı yüksek oluyor. Çünkü o adamın işi zaten bu. Adam piyasaya bakıyor. Crespo minvalinde futbolcuların piyasa değeri nedir? X bir takım Crespo'yu almak istersen kaç milyon euro teklif etmeli? Sallıyorum, Miha Zajc 4 milyon euroya geldi Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe geçen sezonun başında 4 milyon euroya Zajc'ı verirdi. Şu an ise Zajc'ın değerinin kaç olduğunu taraftarlar belki tahmin edebiliyor. 6-7 okey. Ama bu adam, yani Mario Branco, bu Zajc'ın değerini nesnel verileri ortaya koyarak tam bir sallıyorum diyor ki 8.75 aşağısı üstü pazarlığını yaparız ama bu değerin altında satmayalım, üstüne satabiliriz gibisinden nesnel doneleriyle karşılığını verebilecek bir futbol tanımı aslında. Çünkü Fenerbahçe'de de böyle potansiyelli isimlerin hem pazar pazarlanması açısından hem de genel, sadece potansiyelli değil, genel Samatta pazarlanması gerekiyor. Samatta'nın elden çıkılmak isteniyorsa Samatta'nın da pazarlanması gerekiyor. Veyahut Jorge Jesus'le beraber gireceğimiz Güney Amerika pazarı, oradan almak istiyorsak ihtiyacımız var. Veya Portekiz pazarı, bu adam genelde Portekiz çalıştırıcılar ile beraber birliktelik yaşamışlar. Veya Jose Mourinho ile veya Luis Campos ile bir dostluğu var. Oralardan veya network, oralardan bağlantı ile karşılıklı paslaşabilecek şekilde Fenerbahçe'nin hem alında hem de satında yardımcı olabilir. Onun dışında Ali Koç ve Jorge Jesus arasında bir üçgen olacaksa ben aslında bunu çok çok desteklemiyorum. Çünkü Ali Koç ve Jorge Jesus arasında bir köprüye daha bence ihtiyaç yok. Çünkü Jorge Jesus baskın bir karakter. Jorge Jesus istediğini, dilediğini şak diye dile getirebilecek bir karakter iken Ali Koç da aynı şekilde. Hatta Ali Koç işin içine daha fazla karışmak da isteyebilecek kişi. Bu yüzden bu iki adamın birbirlerine çok daha net olması lazım. Arada bir kişi olunca, hani dedikodular için söylenir ya, biri birine laf götürürken o laf doğru gitmez, tam gitmez, eksik
eksik gider diye. Mario Branco değil de Ali Koç ve Jorge Jesus direkt olarak iletişime geçmeleri bence daha da sağlıklı olur. Bence böyle bir hiyerarşiye, böyle bir ya da kademeye Fenerbahçe'de ihtiyaç olmayabilir. Zaten o çeviri ve Samandıra'nın havasını verme açıdan Mehmet Aurelio da göreve getirilmiş. Yani Jorge Jesus'un köprü olması için hem Aurelio yönetim tarafından hem Jorge tarafından Mario Branco, bunlar fazla, köprü de iş yapmayabilir. O yüzden ben futbol koordinatörü olur umarım diyebilirim Mario Branco için. Mario Branco da Fenerbahçe'nin bu al satında hemen ilk dönemde aslında gösterecektir kendisini. 5 milyonluk futbolcuyu Fenerbahçe satın alırken, sallıyorum Lincoln Henrique. Fenerbahçe 3-4 milyon euroya Lincoln Henrique'yi satın alırken Mario Branco bağlantısını kullanıp 2.2'ye alabilir. Veya Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı 2.8'e satabilecekken girer araya, X bir kulüp bulur, oradan bağlantısını kullanır. 2.8'e değil 3.8'e de sattırabilir. Aslında burada bu network'e Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Damien Comoli'den beri var bence. Comoli'nin futbol seçimleri, Comoli'nin yaptığı işlerden dolayı çok eleştirildi. Yine tırnak içinde komisyoncu damgası da yedi Comoli, ama Comoli gibi biri ne yapıyor abi kulüpte? Şimdi Jorge Jesus teknik direktör. Bu adam sahiçiyle ilgileniyor. Ali Koç başkan, para, ekonomi vesaireyle ilgileniyor. Ama öyle bir adam olmalı ki abi, transfer sezonu kapandıysa da transferle ilgilenebilmeli. Ya da ne bileyim, oyuncu pazarlamayla her dakika ilgilenebilmeli. Böyle bir göreve bir her kulüpte her zaman ihtiyaç var. Hatta boşluğu bence kabul edilemeyecek bir boşluk. O açıdan Mario Branco Jorge ile beraber Jorge'nin sözleşmesi bitince yine gidebilir. Ama biz maksimum derecede Fenerbahçe Mario Branco'dan faydalanmalıdır da, Fenerbahçe'nin de bunu kullanma açısından da Mario Branco'yu Jorge ile beraber getirdiğini düşünüyorum. Ki zaten Jorge'nin isteği doğrultusunda geleceğini düşünüyorum ben Mario Branco'nun. Çünkü Ali Koç şöyle bir şey demişti. Jorge'nin listesinde öyle isimler var ki hepiniz şok olursunuz. Henüz basında bile çıkmadı. Bunların pazarlamasında, bunların yani Jorge gidip pazarlık yapmayacağına göre adamda, bunların pazarlığında, bunların getirilmesinde, ikna aşamasında, her şeyinde böyle bir isme Jorge'nin ihtiyacı var diye anlıyorum ben ki onun özel isteği doğrultusunda geldiği de konuşuluyor. Fenerbahçe resmi açıklama yapıp görev tanımını net bir şekilde belirlerse üzerine çok daha net şeyler konuşabiliriz. Şimdilik hayırlı uğurlu olsun demekten başka diyebileceğimiz zaten bir şey yok. Genel kariyerinin nasıl olduğunu da Fenerbahçe kariyeriyle beraber çok daha berrak bir şekilde anlayabiliriz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.